Güneş örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size altıgen motiflerle yapılmış bir battaniye modeli anlatacağım. Ben böyle kendimce şekiller kurarak çiçek modeli yaptım. Ama illa bunu yapmanız gerekmiyor. Tek renkle de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle çiçek şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Battaniyenin bütün görüntüsünü en baştaki fotoğraflara koydum. Oradan birleştirmeleri takip edebilirsiniz. Ama ben size videonun sonunda birleştirmenin nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi bakın, nasıl başlıyoruz? 1, 2, 3, 4. Kullandığım ip normal 3-3,5 numarayla kullanılabilen iplerden biri. Eğer bebek battaniyesi yapıyorsanız pamuklu ip olmasına, yani bebeği rahatsız etmeyecek bir ip olmasına dikkat edin. 4 tane zincir çekip halkayı oluşturduktan sonra 3 zincirle yukarı çıkıp boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorsunuz. 2 tane zincir çekiyorsunuz. 3 ya da 3,5 numara tığ kullanıyorsunuz. Böyle bir görüntü elde edebilmek için daha büyük tığlarla, daha büyük kalın iplerle de yapabilirsiniz. Yine 2 zincir, yine 2 tane trabzan. Şimdi toplamda 6 tane böyle blok olana kadar devam edeceğiz. 2'şer zincirlerle. Şimdi bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten motifimiz altıgen olduğu için doğal olarak 6 tane blok yaptık. Şimdi hemen buraya bunu tutturuyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir. Bu bizim ilk trabzanımız, kabul ediyoruz bu ilk zinciri. İkinci trabzanı bu trabzanın tepe noktasına yapıyoruz. Tepe boşluğuna. Üçüncüyü bunun yine tepe boşluğuna, hemen yanındaki trabzanın tepe boşluğuna, dördüncüyü de bu boşluğun içine. İster 3 seferde yukarı çıkın, ister 2 seferde yukarı çıkın, fark etmez. Bu sefer zincir sayımızı arttırıyoruz. 3 tane zincir çektik. Buradaki boşluğun içine bir tane trabzan, boşluğa, ilk trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan, 3 seferde çekiyorum nedense, buraya yine bir tane trabzan ve boşluğun içine yine bir tane trabzan yaparak bu şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi 3 zincir. Trabzanları ikili ya da üçlü yapabilirsiniz. Buradaki boşluğun içine bir trabzan, şuraya onun hemen yanındakine ve buraya devam edelim. İkinci sıramızı da bakın, şöyle 3 zinciri çekerek buraya kilitleme yapıp bitiriyorum. Tekrar 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi ikinci sıradaki trabzan sayımız 4'tü. Burada bunu ilk trabzan kabul ettik. Her bir trabzanın tepe boşluğuna bir tane trabzan yapıyoruz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna bir tane trabzan yapıyorum. Bakın, bu 5. trabzanım. İlk zincire 1, 2, 3, 4, 5 ve ara boşluğa bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir ve yine ara boşluğa bir trabzan. Her bir trabzanın tepe noktasına birer trabzan yapıyorum. Dolayısıyla bu 3. sırada trabzan sayımı 4'ten 6'ya çıkarmış oluyorum. Bu 6 tane trabzan demek. 1, 2, 3 zincir, yine buradaki boşluğa ve metodu tekrar ederek gideceğiz. Evet, bu sırayı da bitirdim. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Yine her bir trabzanın tepe noktasına battığımda batarak devam edeceğim. 3, 4, 5, 6, 7 ve bu son 4. sıramda 8 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu motifleri dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 4 sıra sonrasında bitirebilirsiniz, 5 sıra sonrasında bitirebilirsiniz. Buradaki püf noktası belli. Boşluklara birer tane trabzan yapıyorsunuz. Bakın, burada şimdi yaptığım gibi önce bir boşluğa, bitimde bir boşluğa, sonra da arada kalan trabzanların tepe
boşluklarına birer tane trabzan yaparak ilerleyeceksiniz. 8 tane bu sıradaki trabzan sayımız, aralardaki zincir sayımız da yine, bakın sayalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aralarda da yine 3 zincir çekerek ilerliyoruz. Evet, şimdi 3 zincir çektim, 4. sırayı bu şekilde 8 tane trabzan 3 zincir yaparak bitirdim. Benim için bu boyut yeterlidir. Bu yeterli bir boyut. Ama ben bunu nasıl birleştireceğim? Onun tekniğini öğreteyim. 5 sıra 6 sırada yapabilirsiniz dediğim gibi. Mesela ben bunu yıllar önce lif ipiyle yapmıştım. Bakın görüntüsünden de anlayabilirsiniz. Bu ütülenince daha düzgün duruyor. Biraz daha ince tığla örebilirmişim. Ama kalın tığla ördüm. Biraz buruşuk gibi bir görüntüsü oluştu. Ama yani demek istediğim, evinizde hiç ip yoksa lif ipiyle bile örebilirsiniz. Ben renklerini çok sevdiğim için tercih ediyorum. Şimdi bakın, ortaya bir tane bu şekilde bir motif koyuyorsunuz. Şurada daha açık renkli bir tane bölüm üstünde gösterirsem daha iyi anlarsınız. Şimdi bakın, ortaya bunu koyuyorsunuz. Sonra her bir kenarına birer tane motif birleştiriyorsunuz. Ortada çiçeğin göbeği gibi düşünün bunu. Sonra kenarlarına toplamda 6 tane, bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane motifi birleştiriyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Sonra yine isterseniz bu çiçekleri yaptıktan sonra hepsini birleştirebilirsiniz. Her bir çiçeği ayrı ayrı yaptıktan sonra birleştirme işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz de örerken yine bu şekilde ilk başta bütün halinde fotoğrafını koydum. O fotoğrafı dondurarak ya da resmini çekerek birleştirmenin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Benim şimdi her bir çiçeği nasıl birleştirdiğimi göstermem mümkün değil. Birleştirme tekniğini oradan anlayabilirsiniz. Dediğim gibi her bir çiçeği böyle tek yapıp sonra birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Hem tığla hem de iğne iplikle yapabilirsiniz. Yani tığla yapmak zor gelirse bunu iğne iplikle de yapmanız mümkün. Bu şekilde. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Öncelikle yaptığımız işin tersini çeviriyoruz. Bakın şimdi burada iki tane ayrı çiçek var. Ayrı renkte. Oradan göstereyim, daha iyi giderim. Bunun da tersini çeviriyorum. Tersini çeviriyorum. Şimdi iki ayrı çiçeğimiz var. Arada şöyle bir boşluk var. Burada gösteriyorum ki en zor kısmı bu birleştirmede. Üç tane ayrı motife birleştirme yapacağız. Tek motife tek tek birleştirmek çok kolay. Şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi. Bunun ortasına şöyle hafif uzatarak ilmeğimi şu şekilde geçiş yapıyorum. Burada birleştirme yapacağım boşluk burası. Tığımı geçirdim. Hep tersteyim. Motifin de tersindeyim. Battaniyenin de tersindeyim. Buradan bakın buralarda da aynısını yapmışız. Buradan şöyle birleştirmemi yapıyorum. Sonra üstteki her bir boşluğu karşı tarafın trabzanlarının üstündeki boşlukların içinden geçirerek bu şekilde bir birleştirme yapacağım. Buradaki bütün trabzanları karşı tarafın trabzanlarının üst boşluklarına denk gelecek şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde. Böyle. Şimdi bakın 8 trabzan 8 trabzanla birleşti. Arada zincirli kısımlar var. Ne yapıyoruz? Bir tane zincir çektim. Bunun ortasındaki boşluktan geçirdim tığımı. Sonra köşe olduğu için buradaki köşeden tığımı geçiriyorum. Eğer karşılıklı iki motifi birleştirseydik, bunun ortasına gelip şuradaki boşluğun ortasına bir sık iğne yapıp karşılıklı bitirip ipimi koparırdım. Ama şimdi köşeyi birleştiriyoruz. O yüzden bunu aldım. Şuradaki köşeyle bu şekilde birleştirdim. Tekrar bir zincir çekip yine buradaki karşılıklı gelen trabzanları birbiriyle birleştiriyorum.
8 trabzan birleştirdim tekrar. Bir zincir çektim. Buradaki şuradan şunun tepesinden de geçirebilirim. Ve buradaki köşeden tığımı geçirdim ve birleştirmeyi yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum köşede olduğum için. Dönüp bu sefer burada birbirine karşılıklı denk gelen bölümleri birleştirmiş oluyorum. Şimdi son, bakın şuraya da bir içine de bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekin mutlaka ki sağlamlaştırmış olun. İpinizi kesiyorsunuz buradan. Bakın birleştirmeyi yapmış olduk. Sonra tekrardan çiçeği nasıl oluşturduğumuzu dediğim gibi fotoğrafını çekerek ya da Instagram adresime de koyacağım son halini. Yani battaniyenin bütününü. Oradan da birleştirmeleri hangi şekilde yaptığımızı takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.